Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay ama görüntüsüyle muhteşem olan bir pasta tarifi vermek istiyorum. Aslında köstebek pastası diyebilirsiniz. Yani kesinlikle kolay olduğuna aldanmayın. Görüntüsüyle herkesi hayran bırakacaktır. Şimdi keki için gerekli malzemeler 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 Türk kahvesi fincanıyla sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve 1,5 su bardağı una ihtiyacımız var. Ortasına koyacağımız muhallebi için ise 3 su bardağı süt, yarım su bardağı un, yarım su bardağı toz şeker. Toz şeker, yani şeker miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya. İster böyle sade beyaz krema yapın veya benim gibi ben piştikten sonra yaklaşık 100 gram kadar bitter çikolata ekleyeceğim. İçinde erimesini sağlayacağım. Şimdi yapımını şöyle büyük boy, hemen hemen her evde bulunan büyük boy tepside yapacağız. Büyük bir kek pişireceğiz. Piştikten sonra şöyle bir borcama ihtiyacımız var şu kalınlıkta. Bu şeklini vermek için ihtiyacımız olan borcam. Ama buna benzer bir salata tabağı vesaire de kullanabilirsiniz. Maksat şöyle ters çevirdiğimizde bu hafif yuvarlak şeklini vermek için. Şimdi bunu da kenara alıyorum. Fırınımı da 170 dereceye ısıttım. Tepsimi hazırlamakla başlıyorum ilk olarak. İlk olarak tepsime biraz sıvı yağ döküyorum. Ve bir peçete yardımıyla her yerini yağlıyorum. Bu işlemi normal kek yaparkenki gibi tereyağıyla yapmanıza gerek yok. Çünkü yapışmayacak. Ama iyi yağlamakta fayda var. Her yerini güzelce yağlıyoruz. Kenarları dahil. Ve biraz un serpiyoruz. Sallayarak her yerine bulaşmasını sağlıyoruz. Böylelikle kekimiz yapışmayacak. Fazla ununu silkeliyoruz tabii ki. Bu şekilde tepsim hazır. Tepsimizi ilk olarak hazırlayalım ki kek harcımızı yaptıktan sonra, çırptıktan sonra bekletmeyelim. Kabartma tozu işleme geçmesin. Fırınımı da 170 dereceye ısıttım. Fırınım da hazır artık. Yapımına geçebiliriz. Çırpma kabıma ilk olarak yumurtalarımı alıyorum. Şekeri ve vanilyayı ekleyerek bunları beyazlaşana kadar, rengi açılana kadar çırpacağım. Bu şekilde iki katına kabardıktan sonra sıvı yağımı ekliyorum artık. Ve yine çok hafif bir karıştırıyorum. Unumu ekliyorum. Kabartma tozumu. Ve kakaoyu. Bunları da karışana kadar çırpıyorum. Yani çok çırpmamıza gerek yok. Birbiriyle iyice karıştı mı çırpma işlemini bırakıyoruz. Mikserle işimiz bitti artık. Hazırlamış olduğum tepsiyi alıyorum artık. Ve kek harcımı tepsime boşaltıyorum. Şu şekilde döktükten sonra gördüğünüz gibi kenarlarına gelmedi. Ve oldukça katı bir kek harcımız var. Şimdi yapacağımız işlem çok kolay. Tepsimizi bir sağa, bir sola çeviriyoruz. Kekimiz böylelikle her yerine eşit yayılmış olacak. Hiç spatula ile falan uğraşmaya gerek yok. Şöyle şu şekilde bir sağa bir sola çevirerek gördüğünüz gibi kekim her yerine yayıldı eşit bir şekilde. Şu şekilde ve bir iki kez masama vuruyorum ki üzerindeki baloncuklar patlasın. Kek harcım hazır artık fırına gitmeye. 170 derece ısıtılmış fırına veriyorum ama dikkatli olun. İnce bir tabaka olduğu için yaklaşık 10 dakikada, maksimum 15 dakikada pişecektir.
kontrol olmanızda fayda var. Şimdi 170 derece ısıtılmış fırına veriyorum 10 dakikalığına. Kekim pişerken ben de muhallebisini hazırlıyorum. Çünkü muhallebisi piştikten sonra bekletmeyeceğiz. Direktmen pastamızın yapımına devam edeceğiz. Şimdi 3 su bardağı sütümü tencereme aldım. Yarım su bardağı olan şekerimi ilave ediyorum. Yarım su bardağı un. 2 yemek kaşığı olan nişastayı. 1 paket de vanilyamız vardı. Çikolatayı dediğim gibi daha sonra ekleyeceğim. Şimdi bunu ocakta kaynayana kadar, koyulaşana kadar karıştırarak pişireceğim. Muhallebim pişti. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Dediğim gibi ister böyle sade bırakın, beyaz bırakın veya benim gibi çikolatalı yapabilirsiniz. Bu esnada artık yaklaşık 100 gram olan bitter çikolatamı ekliyorum. Tabii siz sütlü çikolata da ekleyebilirsiniz. Bu arada kekim de pişmek üzere. Karıştırarak içerisinde çikolatamın erimesini sağlıyorum. Tabii bu işlemi artık ocaktan aldıktan sonra yapıyoruz. Tekrar ocağa koymamıza gerek yok. Hemen hemen her evde olan malzemelerle yapıyorum. Yani gerçekten çok güzel bir pasta tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı da gördüğünüz gibi oldukça kolay. Sadece bir gece bekletmeniz gerekli. Yani tek zorluğu bu diyebilirim. Yani zorluk da sayılmaz aslında ama bir gün önceden yapmanız yeterli. Gördüğünüz gibi çikolatam çok güzel eridi. Pürüzsüz bir kıvamı var. Şu an ben gece çekim yapıyorum. O yüzden ışıktan dolayı nasıl yansıdığını bilmiyorum. Akşamdan yapıp yarın süslemesini yapacağım. Bir gece buzdolabında dinlendi mi çok daha güzel oluyor. Muhallebim hazır artık. Kekim pişti. Ama ilk önce şöyle bir bezi ıslatıp masama koydum. Tepsimi bu ıslak bezin üzerine koyacağım. Şu şekilde. Böylelikle altı nemlenecek ve kekimiz çok kolaylıkla çıkacak. Üzerine de temiz bir bez örtüyorum. Yaklaşık 5 dakika böyle bekletiyorum. 5 dakika bu şekilde bekletiyorum. Yaklaşık 5 dakikadır beklettim. Şimdi borcamımı tepsimin ortasına koyuyorum. Şu şekilde. Ve etrafını yaklaşık yarım santim, 1 santim kadar geçecek şekilde kesiyorum. Kesinlikle borcamın hizasını da kesmeyin. Fazlalık payı olsun. Şu şekilde kaldırıyorum. Ve şimdi bir spatula yardımıyla, kekim hala sıcak bu arada. Bir spatula yardımıyla kenarlarından, kestiğim yerden kaldırıyorum. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kalkıyor. Yumuşacık bir kek. Şimdi dikkatli bir şekilde alıp borcamıma yerleştiriyorum. Şu şekilde. Umarım anlaşılır. Şu şekilde borcamımı oturtturuyorum. Hafif şöyle bastırıyorum. Gördüğünüz gibi borcamıma göre oldu. Şu kenarları sarksın, önemli değil. Şimdi şu iç kısmına hazırlamış olduğum muhallebiyi döküyorum. Yapımı çok aşırı kolay yani gerçekten. Ve süslemesini de yani yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Çok güzel süsleme yaparsanız herkes hayran kalır. Çok uğraştığınızı sanırlar ama aslında ne kadar basit olduğunu anlamazlar. Şu arta kalan kenarları alt taban olarak dizeceğim. Şöyle belirli aralıklarla kestiriyorum. Şöyle kenarlardan başlayarak alt tabanını kapatıyorum tüm muhallebiyi. Hiç aralarda boşluk olmaması gerekli. Muhallebimizi görmememiz lazım yani. Ve bu kısım altta olacağı için fazla da yani uğraşmanıza gerek yok. Çok düzgün bir şekli olmasına gerek yok. Maksat güzelce tabanımız kapansın. Eğer benim gibi büyük bir boy tepsi kullanırsanız kekiniz artsa bile çok az artması lazım. Şu şekilde artık küçük yerleri elimizle ayarlıyoruz.
Şu gördüğünüz gibi küçük yerler falan kalmaması lazım. Kek parçalarını sıkıştırıyoruz. Şuraya da. Yani maksat muhallebimiz görünmesin. Amacımız o. Ben şöyle bir altlık kullanacağım. Ama siz servis edeceğiniz tabağı da kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu pastayı tekrar aktarmak mümkün değil. Yani servis edeceğiniz kalıba veya tabağa ters çevirmenizi tavsiye ederim. Çünkü şimdi bunu ters çevireceğiz. Nedenini de açıklayacağım. Şu şekilde ters çevirdim. Neden borcam kullandım? Şimdi belki daha net anlarsınız. Borcamın ağırlığıyla pastamız çok düzgün bir şekil alacak. Ve tüm gece bu şekilde bekletiyorum buzdolabında. Böylelikle hem muhallebi kendini çekmiş olacak, hem pastamızın son şekli mükemmel olmuş olacak. Ben şimdi akşamdan yaptığım için süslemesini yarın yapacağım. Bunu söylemiştim. Yani süsleme aşamasına kadar borcamı kesinlikle kaldırmıyoruz. Eğer gündüzden yapacaksanız en az 4-5 saat bu şekilde bekletmenizi tavsiye ederim buzdolabında. Borcamın ağırlığıyla şeklini alacak pastamız. Şimdi buzdolabına kaldırıyorum. Tüm gece bekleteceğim. Pastam bir gece buzdolabında dinlendi. Şimdi üzerine süreceğim kremayı hazırlayacağım. 500 ml soğuk sıvı krema kullanıyorum. Ve 2 paket pişmeyen puding. Şu soğuk sütle çırpılan pudinglerden. Ben çileklisini kullanacağım. Ama siz bunun yerine krem şanti de kullanabilirsiniz. Normal sütle yapılan. Ben kremayla yapacağım bugün. Ama üstünün süslemesi tamamen size ait. Veya isterseniz en basitinden çikolatalı sos pişirin. Onu dökün pastanın üzerine. Mükemmel olur. Şimdi soğuk kremamı çırpma kabıma alıyorum. Ve 2 paket toz pişmeyen pudingimi ekliyorum. Dediğim gibi ben çilekli kullanıyorum bugün. Ama tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Dediğim gibi sadece çikolatalı sos yapıp onu bile dökebilirsiniz. Mükemmel oluyor. Şimdi bunu yaklaşık 2-3 dakika kadar çırpacağım. Bu kıvamda olacak. Gördüğünüz gibi akışkan değil. Oldukça katı bir krema. Şu şekilde olması lazım. Gördüğünüz gibi gayet koyu kıvamlı. Katı yani. Katı krema elde ettik. Şimdi pastamızı süsleme aşamasına geçebiliriz artık. Pastam buzdolabında bir gece bekledi. Şimdi dikkatli bir şekilde üzerinin borcamını kaldırıyorum artık. Gördüğünüz gibi görüntüsü. Yakın çekimde umarım anlaşılır. Şu son şekli. Çok düzgün bir şekilde pasta şeklimiz olmuş oluyor. İsterseniz şu kırıntıları kaldırabilirsiniz. Şimdi hazırlamış olduğum kremadan her yerini sürüyorum. Islatmamıza gerek yok çünkü aşırı yumuşak bir kek elde ettik. Üstelik üzerinde borcam kapalı durduğu için hafif bir nemli dokusu var. Şimdi ilk olarak ince bir tabaka halinde kremamı her yerine sürüyorum. Dediğim gibi süslemesi tamamen size ait. İsterseniz bu şekilde sadece çikolatalı sos hazırlayın, dökün. Çok kolay ve çok lezzetli bir pastanız olmuş olur. Pastamızı kabaca şu şekilde kapladıktan sonra kalan kremamı şöyle bir sıkma torbama koyacağım. Ben Wilton 1M ucunu kullanıyorum. Şu şekilde yıldız uçlu. Kalan kremamı sıkma torbama boşaltıyorum. Pastamı gül şeklinde süslemek istiyorum ben bugün. Hem böylelikle gül şeklini nasıl verdiğimi göstermiş olurum. Çünkü Instagram'da çok soruluyordu. Ben bir ara bu pastayı çok sık yapıyordum. Çoğu kişi tarafından da denendi. Ve herkes çok beğendi. Umarım sizler de beğenerek yaparsınız. Yani dediğim gibi sadece bunu bir gün önceden yapmanız gerekli. Yani yoksa hiçbir şekilde zorluğu yok. Yani yapımı zaman alan bir tarif kesinlikle değil. İlk olarak kenarlardan başlayarak gül şeklimi veriyorum. Ortaya sıkıyorum. Ve kendi etrafında döndürüyorum. Üst katını yapınca daha net belli olur.
Üst katında göstereyim size. Şöyle dik koyuyoruz. Ve kendi etrafında çeviriyoruz. Evet, pastamın bitmiş hali bu şekilde. Gül şeklinde süsledim. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça pratik. Gerçekten mükemmel bir pasta tarifi. Yani bunu bir kere yapın, favoriniz olacak. Yani doğum günlerine, misafirlerinize her fırsatta yapabilirsiniz. Kolaylıkla ve gösterişli oluyor. Yani en önemlisi de o. Hem tadı hem görseli muhteşem. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu pasta hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Sizler de benim kadar beğendiniz mi? Bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle her yüklediğim tariften, videodan haberiniz olmuş olur. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.